Kadının Dünyaya Açılan Penceresi TV'lik ekranlarına, Sihirli Dokunuşlar programımıza hoş geldiniz kıymetli izleyenlerimiz. Bu hafta Sihirli Dokunuşlar programımızda kadın sağlığı ve estetiğini konuşacağız. Her biri kendi alanında başarılı iki uzman konuğum var. İlk konuğum kadın hastalıkları ve sağlığı uzmanı Mürvet Kırca Bulut ve plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Hilal Kurul. Hoş geldiniz. Merhaba. Mürvet Hocam, kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Mürvet Kırca Bulut, Ordu doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Ordu'da tamamladım. Kadın doğum uzmanı olduktan sonra 1998 yılında Ordu'ya dönüş yaptım. Ordu doğum evinde uzun yıllar muayenehaneyle birlikte eş zamanlı çalıştım. Sonra Ordu Hastanesi'nde 8 yıl çalıştım. Son 2,5 yıldır da özel muayenehanemde çalışmama devam etmekteyim. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, tekrar. Hoş bulduk. Hilal Hocam, ilk bölümümüzde kendinizi tanıttınız. Programımıza yeni katılan izleyicilerimiz olmuştur mutlaka. Sizden de tekrar kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. 1969, Yozgat'ı Boğazyan ilçesinde doğdum. İlk öğretimimi orada tamamladım. Ortaokuldan itibaren bütün eğitim sürecim Ankara'da geçti. 1999 yılında plastik cerrahi uzman olarak buraya atandım. Orada devlet hastanesine atandım. Orada ortalama 10 yıl kadar çalıştım. Sonra bir özel hastanede çalışmama devam ettim 9 yıl kadar. Son ortalama 3 aydır da kendi kliniğimde çalışmaktayım. Bu kadar. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Bugün çok hassas ve özel bir konuyu konuşacağız. Sihirli Dokunuşlar programımızda kadın sağlığı ve estetiğini konuşacağız. Ülkemizde estetik denince hocam, ilk programımızda siz de söylemiştiniz, rinoplasti geliyor, ardından meme estetiği geliyor. Meme estetiği de kadınları çok yakından ilgilendiren bir konu. Meme estetiğiyle başlamak istiyorum sohbetimizi. İlk sorum Mürvet Hocam size olacak. Kadın sağlığı ve estetiği üzerine meme operasyonlarında doğum ve emzirme dönemi çok önemli dönemler. Kadın doğumcu olarak meme ve meme estetiğinde doğum ve emzirmenin önemi ve meme üzerindeki etkilerini öğrenmek istiyorum. Pek tabii ki tüm organlarda olduğu gibi gebelikte fizyolojik bir değişim memede de başlıyor. Gebeliğin ilk döneminden, hatta loğusalık döneminde de içine alırsak bir 9 ay gebelik akabinde emzirme sürecinde memede hormonal değişimlere bağlı hem şekil hem boyut olarak hem fizyoloji olarak büyük değişimler oluşmaktadır. Tabii emzirme de akabinde emzirme dönemi ve emzirme döneminin farklı hormonal bilançosu da işin içine girdiğinde gebelik ve emzirme dönemi sonrası meme maalesef daha önceki haline gelememekte. İşte burada plastik cerrahları işe girmekte. Sonrası değişimler giderilebilmekte. Ama çok az hastamızda eski fizyolojisine, eski görüntüsüne memenin ulaştığını da görebilmekteyiz. Ama bunlar tabii ki bir istisna. Genelde şekil ve tonus kaybına memeler gebelikle ve emzirmeyle uğrayabilmekte. Meme estetiğine giriş yapmak istiyorum hocam. Meme estetiği nedir diye meme estetiği sohbetimize devam edelim. Şimdi bütün estetik girişimlerde olduğu gibi memede de doğal ve güzel olanı yakalamak mesele. Hani bir toplumda bir güzellik algısı var. Kaşta, gözde, burunda, memede güzellik algısı var. Meme estetiği yaparken de bu güzellik algısını birebir taklit etmeye çalışıyoruz. Şimdi memenin boyutu hastanın tercihine göre değişen çok göreceli bir kavram. Yine de tabii hastanın kilosu, bedeni nispeten önemli olmakla beraber genellikle toplum arasında kabul gören ölçü B-cup dediğimiz ya da kabaca 80 beden denilen, halkın bildiği 80 beden denilen B-cup meme büyüklüğüdür. Memenin tabii bilimsel kriterleri var. Nerelerde yerleşmeli meme? Ne kadar olmalı, ne kadar boyutta olmalı, meme başı nerede olmalı? Bunun bilimsel kriterleri var. Biz meme ameliyatı yaparken büyütme, küçültme, toparlama ne yapacaksak bu ameliyatları yaparken bu bilimsel kriterlere sadık kalıyoruz. Mesela der ki meme başını suprasternal notch diyoruz biz buraya.
burayla meme başı arası mesafeyi 18 ila 22 santim arasına yerleştirin denir. Bunun gibi bir takım kriterler var. Bu kriterlere uyacak şekilde meme estetiği yapıyoruz. Büyütme, küçültme, toparlama hepsine de bu kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi Mehmet Hocam'ın da bahsetti az önce, doğum ve emzirme dönemi önemli. Peki doğum ve emzirme dönemi süreci ne zaman tamamlandıktan sonra meme estetiği operasyonu yapılabilir? Şimdi gebelik tabii bütün vücudun alt üst olduğu bir dönem. Arkasından emzirme dönemi oluyor. Emzirme dönemi de yine öyle. Meme o sırada bebek tarafından ciddi anlamda kullanılıyor. Sürekli emziriyor her gün. Dolayısıyla meme gevşiyor, sarkıyor. Artı hastanın kendi bedeninde de bir takım değişiklikler oluyor. Gebelik döneminde ciddi anlamda kilo almış oluyor. O kilolar verme süreci başlıyor emzirmeyle beraber. Biz şöyle diyoruz hastalarımıza, emzirme sürecinizin bitmesi lazım. Meme estetiği yapabilmek için, memeye herhangi bir işlem yapabilmek için mutlaka emzirme sürecinin bitmesi lazım. Peki emzirme süreci bitti. Mesela 2 ay emzirdim diyor. Ne zaman meme ameliyatı olacağım? Son kilosuna ulaşması lazım. Eğer bir kilo verme sürecinde ise kilo verme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Kilosunu vermiş oluyor, son haline geliyor. Artı memede emzirme problemi kalmadıysa meme ameliyatı yapılabilir. Meme büyütme, meme küçültme ve meme protezleri peki sonrasında emzirmeye engel midir? Hasta öncesinde yaptırmış ise operasyonu. Şimdi meme protezi hiç engel değil. Neden değil? Biz meme protezi ameliyatında memeden uzak bir yerden giriş yapıyoruz. Artı ya meme dokusunun altına ya da kasın altına koyuyoruz. Dolayısıyla meme dokusuyla, süt kanallarıyla, memenin damarıyla, siniriyle hiç işimiz olmuyor. Sağlam bir yerden girip, memeden uzak bir yerden girip, meme dokusuna hiç zarar vermeden protezi yerleştiriyoruz. O nedenle silikon meme protezi emzirmeye hiç engel değil. Meme toparlamada nispeten memede daha az uğraştığımız, meme dokusuna daha az zarar verdiğimiz bir ameliyat. Onun için meme toparlama da engel değil. Ama meme küçültme, memenin büyüklüğüne göre değişmekle beraber meme küçültme ameliyatında bir doku çıkarıyorsunuz. Yani meme dokusunu çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla bir miktar süt bezlerine, bezlere zarar vermek değil, hep alıyoruz zaten. Artı süt kanallarına da nispeten zarar verebiliyoruz. Burada kritik nokta şu. Bazen meme o kadar büyük olur ki meme başının beslenmesi bozulabilir ameliyat sırasında. Eğer meme başı sağlam kalırsa, meme başı ölmez ise, sağlam kalırsa mutlaka doğumdan sonra çocuk tutar, memeyi, meme başını tutar, kavrar, emer, annesini hisseder, koklar. Bir miktar süt de gelir. Ama bu gelen sütün miktarı ne kadar olur, bebeği tam doyurur mu, doyurmaz mı? Onu kestiremeyiz. Ama onda şöyle, şunu da diyoruz hastalarımıza. Hiç meme ameliyatı olmamış hastanın da tam emzireceğinden, çocuğu tam doyuracak kadar 6 ay boyunca emzireceğinin garantisi yine yok. Bazen öyle hastalarımız da geliyor. Diyor ki hocam benim memem gayet büyüktü. Emzirmek, daha önce ameliyat falan da olmadım ama çocuğumu emziremedim. Sütüm gelmedi, bebek tutmadı. İşte bu tip bir takım sorunlardan dolayı hiç emziremedim diyor. Yani emzireceğinin, süt geleceğinin zaten garantisi yok. Dolayısıyla biz ameliyat ettikten sonra da biz burada esas ona dikkat ediyoruz. Meme başı yerinde kalsın, meme başına bir şey olmasın. Çocuk en azından tutsun, annesini hissetsin. Annesini hani bir anneyle yakınlaşma duysun, hissetsin. Süt bir miktar gelir ama bebeği doyuramayabilir tabii. Büyük memelerde meme küçültme ameliyatı sonrası bu dediklerim. Meme küçültme operasyonları sadece hocam estetik açıdan düşünülen bir operasyon dışında sağlık için de yapılan bir kesinlikle, operasyondur. Kesinlikle. Ben meme küçültme ameliyatını zaten estetik ameliyat olarak aslında düşünmüyorum ama toplum da böyle düşünüyor. Tabii sağlık sistemi de böyle görüyor. Haklı olarak kendilerince haklı sebepler var. Bence hakikaten büyük meme bir hastalık. Çünkü düşünün ki omzunuzda mesela 2 kilo, 3 kilo ne kadarsa memeler, hastanın memesinin büyüklüğüne göre sürekli 2 tane ağırlığın hayatınız boyunca asılı olduğunu düşünün. Yatarken, kalkarken, yerken, içerken, yürürken hep o ağırlıkla geziyorsunuz. Bu bütün omurgaya yük olarak yansıyor. Ayrıca meme altlarında pişikler oluyor. Omuz ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı. Meme o pişiklerde enfeksiyon, kaşıntı, rahatsız edici, konfor bozucu bir yani memenin büyük olması hakikaten hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. O yüzden meme küçültme ameliyatlarını ben sağlık açısından da gerekli olduğunu düşünüyorum bu ameliyatlar.
sadece estetik anlamda değil, sağlık açısından sağlık da çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Sağlık açısından da gerekli bir operasyon, meme küçültme ameliyatı. Kesinlikle. Ben buradan kadınların sormaya çekindikleri çok hassas, çok özel sorular soracağım size. Hı-hı. Estetik girişimler deyince aklımıza hep dış güzellik geliyor, dış görünüm geliyor ama dış görünümden ziyade psikolojik olarak ve aslında fonksiyonel mağduriyetlerin giderilmesi için de yapılıyor estetik operasyonlar. Bunların başında da genital estetik geliyor. Mürvet Hocam, bu anlamda sorumu size olacak ilk sorum. Genital estetik nedir? Hassas bir konu, özel bir konu. Kadınlar sormaya çekiniyorlar. Ama günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle de kadınlarımız bilinçli hale geldi, araştırıyorlar. Genital estetik nedir diye sohbetimize devam etmek istiyorum. Doğuştan ya da sonradan oluşmuş genital bölgeyle ilgili anatomik farklılıkların giderilmesi operasyonlarının geniş adı. Hatta bu operasyonlarla ilgili bizler şöyle bir terim kullanırız. Küçük, minik cerrahi müdahalelerle çok önemli farklılıklar yaratabilmekteyiz. Doğuştan gelen farklılıklar, anatomik değişiklikler giderilebildiği gibi zamanla oluşmuş yaşam şekline veya doğumlara bağlı olarak gelişmiş deformiteleri de bu operasyonlarla düzeltebilmekteyiz. Genital operasyonlar, genital estetik ameliyat uygulamaları nelerdir? En sık yaptığımız operasyonlar vajinoplasti ve labioplasti grubudur. Labioplasti kadın genital organ dış görüntü gelen yani dış kısmındaki küçük dudaklar, labium minor dediğimiz küçük dudaklar. Doğumsal olarak bu dudaklar bazı kız çocuklarında işte 18 yaşına kadar bu operasyonları yapmak istemiyoruz o nedenle büyük dudaklardan daha gelişik, daha büyük, daha hipertrofik olabiliyor. Bunun görsel anatomik bir problem olması dışında yaşamda da genç kızlarımız bu uzun labium minorlar ya da birbirlerinden farklı boyuttaki labium minorlar nedeniyle rahatsızlık duymakta. Örneğin bikini giydiğinde o bölgede bir şişlik göze batmakta. Evet, pantolon giydiğinde evet tekrar göze batmakta. Artı bu dudaklar çok fazla salgı yaptığı için vajinal pH akıntı artmakta, vajinal pH da etkilenmekte. Yani bir nebze hem görsel hem de tıbbi olarak da rahatsızlık verebilmekte. O nedenle biz en fazla yaptığımız operasyonlar vajinal estetik anlamında ve genital estetik anlamında labioplastidir. Bir de vajinal daraltma operasyonları vardır. Bu da normal doğumlara, travmatik doğumlara bağlı olarak gelişmiş vajinal bozuklukları gidermek, eski haline getirmek amacıyla yapmaktayız. Hem görsel hem de işlevsel olarak deforme olmuş olan vajen ve vajen girişine doğumlarda örneğin epizyo dediğimiz doğumu rahatlatmak amacıyla biz hekimlerin yaptığı kesiler, bunlara bağlı olarak bazen nedve dokuları, skar dokuları oluşabiliyor. Bu da cinsel hayatlarında kadınlara problem yaratabiliyor. Bazen dikişler atılmış tabii doğumlar sonrası ama dokuların iyileşmesi kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmekte. Nedve dokusu dediğimiz orada sert, kadının cinsel hayatında ona acı ve rahatsızlık yaratabilecek nedve dokuları oluşmuş olabiliyor. Veya dikişler iyileşmemiş, açıklık kalmış olabiliyor vajen girişinde. Bu da enfeksiyonlar için de zaten bir zemin hazırlıyor. Ya da genişlemiş bir vajina nedeniyle eşiyle kendisinin cinsel hayatında bir takım sorunlar yaşıyor olabiliyor. Biz vajinal genital estetik operasyonuyla yaptığımız vajen daraltmasıyla vajinayı eski haline getirebilmekteyiz. Hem görsel hem işlevsel olarak problemleri giderebilmekteyiz. Pardon, özür dilerim. İdrar kaçırma problemleri de çok oluyor herhalde, değil mi bu hastalarda? Evet, zorlu travmatik doğumların bir başka eseri de kadında.
idrar torbasında, sistosel dediğimiz idrar torbasında sarkma yaratabiliyor. Hatta bağırsağın son kısmı da vajinadan vajinaya doğru fıtıklaşabiliyor, rektosel diyoruz. Evet. İşte vajinal estetik operasyonunda bunları da beraberinde kombine yapıp bu rahatsızlığı da giderebiliyoruz. Evet, kadınlarımız artık kendilerini tanıyorlar. Sohbete başlarken söyledim. Bunlarda çekinilecek bir şey yok. İşte bu tür sorunları yaşayan kadınlarımız gelip sizlere başvuraraktan bu tür operasyonları yaptırabilirler. Bu operasyonların yapılması tekrar hamile kalmaya engel midir? Kişi tekrar hamile kalabilir mi? Tekrar doğum yapabilir mi? Bu ameliyatların hiçbirisi genital estetik operasyonun hiçbirisi gebe kalmak için engel değildir. Pek de rahatlıkla doğurganlığına devam edebilir. Ancak normal doğumlarda yine bu bölge travmaya uğrayacağı için eski haline dönebilir. Tekrar operasyon yapılabilir, eski haline getirilebilir. Yaş sınırı var mıdır? Kaç yaş aralıklarına yapılabilir ve bekarlara yapılabilir mi genetik estetik operasyonları? Yaş sınırı aslında olmalı. 18 yaşından önce bu labioplasti dediğimiz labium minörlerin hipertrofik büyük dudakların da büyük dudaklardan daha büyük olduğu durumları söylüyorum, labioplastiği 18 yaşını doldurmasını bekliyoruz. Gelişiminin tamamlanmasını bekliyoruz. Evet, bekar olabilir. Biz bu operasyon esnasında kızıksarına, himene hiç zarar verme şansımız yok. Çünkü bu dış bölgede pek tabii ki vajinal estetik operasyonları evli olması, yani bakire olmaması gerekiyor. Zaten vajinal estetik operasyonları bir ihtiyaçtan doğuyor. Travmatik doğumlar, işte doğum yırtıkları, iyileşememe, idrar torbası veya işte bağırsakların vajinaya doğru sarkması, bunlar bir travma sonrası oluşmuş oluyor. Bekarlarda rastladığımız bir durum değil. Bekar kişilerin labioplasti operasyonu olması mümkün. Yaş sınırı olarak da 18 yaşına doldurması uygun görüyoruz. Kişi sosyal hayatına ne zaman dönebilir? Aslında bu ameliyatlar biz outpatient dediğimiz, yani günübirlik yatıp aynı gün içerisinde 5-6 saat takip sonrası evine gönderebildiğimiz hastalar. Genelde bu ameliyatlar için biz lokal anestezi kullanıyoruz. Genel anestezi kullanmıyoruz. Hastanede kalış süresi çok kısa. Normal yaşamlarına dönüp normal işlevlerini yapabilmeleri çok kısa. Yani 3-5 gün. İşte vajinoplasti operasyonlarından sonra bir ay kadar cinsel ilişkiyi önermiyoruz. Onun dışında belirgin bir yasağımız da yok. Normal yaşamına çok çabuk katılabiliyor, dönebiliyor. Mesela ben kendi tecrübemi söyleyeyim, özür dilerim İpek Hanım. Labioplasti, yani labium minor dediğimiz küçük dudakların küçültülmesi işleminde ben kendi hasta profilim. Genellikle şehir dışı hastalarımız geliyor. Muhtemelen şehir içi hastalar çok küçük şehir tanıdık oluyor, utanıyorlar falan, bu tip problemler oluyor büyük ihtimalle. Geliyorlar, ameliyatlarını oluyorlar. 2-3 saat gözlemliyoruz. Ondan sonra aynı gün gidebiliyorlar. Uçakla da otobüsle de seyahat yapabiliyorlar. Yani çok ağırlı işlemler değil, çok sıkıntılı işlemler değil. Aynen Mürvet Hocam'ın dediği gibi outpatient hasta dediğimiz günübirlik hastalar geliyor. Lokal anesteziyle ameliyatını yapıyoruz. 2 saat kadar dinleniyor. Arkasından ağır kesicisini veriyoruz. Sonra evine gönderiyoruz. Erken dönem kontrolü de gerek olmuyor. Neden olmuyor? Erken dönemde zaten o bölge ödemli oluyor. Son halini almamış oluyor. Çok ciddi riskleri yok. Çok ciddi kanama, enfeksiyon gibi riskler, hemen hemen hiç görmediğimiz riskler. O yüzden evine gönderiyoruz. Ortalama bir ay, iki ay gibi daha geç bir dönemde. Ya da şehir dışı hastası olduğu için gelmesi sorun olursa diyoruz ki bir probleminiz olursa bizi arayın. Normalde kontrol de yok. Mesela bir burun ameliyatı öyle olmaz. Ameliyat edersiniz, ertesi gün görürsünüz, iki gün sonra tampon alırsınız, bir hafta sonra tel alırsınız falan. Labioplastiler çok daha ameliyat sonrası bakımı çok kolay olan, sık kontrole gelmesi gerekmeyen, şehir içerisinde olmasına bile gerek olmayan, şehir dışı hasta sayısının çok olduğu bir ameliyat grubu. Yani ameliyat sonrası bakımı hemen hemen yok. Dikiş atıyor musunuz? Tabii.
Kişiler kendiliğinden emilebilir kişiler kullanıyoruz özellikle. Hastanın sadece yapması gereken bir antibiyotik ağrı kesici veriyoruz. Yani çok ayakta kalır, çok oturursa üzerine ödem olabilir ilk günler. Bunlara dikkat edin diyoruz. Çok iyi pansuman yapılması gerekiyor. Hijyenini iyi sağlaması gerekiyor. Her gün duşunu alıp işte temizleyicilerle, antiseptiklerle temizlemesini öneriyoruz. Normal hayatını aslında 3 gün sonra çok rahat bir şekilde bütün işlerini görebilir hale bu hastalar gelebiliyor. Hatta il dışı gelen hastalar, evet örnekleri var. Hilal Hanım'ın da biz konuşuyoruz bazen aramızda. Bu genelde şehir dışı hastalar oluyor, labioplasti hastaları. Muhtemelen toplumsal baskı, paylaşabilecek konular gibi bir arkadaşla ya da eşle bile paylaşamıyor kadınlar bu konuları. Vajinal anestezi tabi apayrı bir konu, o tamamen Mürvet Hanım'ın konusu. Labioplasti bizim de baktığımız ortak alanımız. Aslında bunlar genç çocukların gerçekten ciddi problemleri. Annelerine, babalarına bunu anlatamıyorlar. Annelerine de anlatamıyorlar. Kimseleri anlatamıyorlar. Ben evleniyor, eşini anlatamıyor. Tabii ki eşini anlatamıyor. Bazen asimetri oluyor, çok kötü oluyor. Bir taraf normal, bir taraf anormal derecede büyük. Bazen iki taraflı çok büyük. Orası böyle nemli, enfekte, kirli. Kimselere izah edemiyor. Bazı hastalarımız bunun normal olduğunu zannediyor. Bunun anormal bir durum olduğunu bilemiyor. Ama o genç kızlarımız bu konu aslında... Farkındalık çok arttı tabii, son yıllarda. Evet tabii. Çok arttı. Görsel... Tabii, anne babalar da daha bilinçli. Evet, ve internet kullanımıyla aynen, farklılığı artık idrak edebiliyor. Benim eskiden çok fazla hastam bu farkındalığın, yani genital yapısıyla ilgili deformitenin her normal olduğunu düşünüyordu. Belki hani o zaman daha mutsuzluk da yoktu. Şimdi yeni nesil bunun farkında, anatomik yapıdaki farklılığın farkında, çözümleri konusunda belki paylaşamıyor, senin dediğin gibi aynen, çekiniyor. Bu onlarda depresyon da yaratıyor. Yani özgürlüğü özgüvenlerine düşünüyor. Hani bunları biz çok rastlıyoruz. Şimdi burun, göz kapağı falan biraz da ortada, herkes görüyor, herkesle paylaşılabiliyor ama o bölgeleri kimseler izah edemiyor ama mutsuz da oluyor. Halbuki çözüm çok kolay, çok çok kolay. Bütün kadın doğumculara, bütün plastik cerrahlara ulaşabilir, yaptırabilir. Çözümü çok kolay ve kısa süreli işlemler. Yalnız tek problem burada tabii o utanma duygusunu yenmek lazım. Aileleriyle paylaşabilmeleri lazım. Evet. Yani aileleriyle de paylaşabilirler. Artık paylaşmadan da sizlerle bahsettiğimiz gelip sizlere başvurup varsa bir sorunu zaten günübirlik yapılan bir operasyonla kendilerine olan özgüvenlerini tekrar kazanabilirler. Ben buradan müsaadenizle abdominoplastiye geçmek istiyorum. Bu da kadın sağlığı ve kadın estetiği açısından hassas ve önemli bir konu. İlk sorum hemen şöyle olacak ama daha sonra sohbetin içerisinde tekrar açacağım konuyu. Mürit Hocam, sezeryanla birlikte, sezeryan hassas ve önemli bir konu. Abdominoplasti ameliyatı yapılır mı? Bu en sık sorulan ve en fazla cevap bekleyen soru. Evet, özellikle birden fazla sezeryan olan hastaların gebeliğin takibi esnasında bizlere de en sık sordukları sorulardan ve isteklerden birisidir. Hocam, doğumla birlikte bu yağlardan da kurtulmam mümkün mü? Abdominoplasti operasyonunu sezaryana operasyonuna ilave olarak yapabilir miyiz aynı seansta? Yani insanlar da pek tabii ki doğal olarak kendisi için en güzelini, en çabuk, en kolay yoldan elde etmek istiyor. Plastik cerrahlar ne düşündüğünü bilemeyeceğim. Hilal Hanım söyleyecektir o konudaki fikirlerini. Ama biz doğum uzmanları sezaryen operasyonuna eşlik eden mümkünse başka bir operasyon olsun istemiyoruz. Neden? Çünkü bu diğer ameliyatlar gibi değil. Mesela hastaya bir histerektomi ameliyatı yaparsınız, rahimini alırsınız ya da bir overkist operasyonu yaparsınız, yumurtalığını alırsınız. Hasta kendisiyledir, kendisini iyileştirmektir. Bizlerin de servis olarak tek amacı hastayı iyileştirmek, evine mutlu göndermektir. Ama sezaryen farklı bir operasyon. Aramıza bir başka şahıs katılıyor.
yeni sorumluluklar doğuyor. Anne emzirecek, bebeğiyle ten teması, duygusal teması iyi olacak. Ne kadar çok temas sıkılaşırsa süt o denli kaliteli ve hızlı gelecektir. Yani annenin bakmakla yükümlü olduğu bir bebeği var sezaryen operasyonunda. O yüzden biz doğum uzmanları bu kombinasyonu sevmiyoruz. Ama tabii ki Hilal Hanım'ın da çok destek verdiği geçmişte, yani biz yaklaşık 18-19 yıldır birlikte çalışıyoruz. Birbirimizin ameliyatlarına çok dahil olduğumuz durumlar oldu. Ama şu abdominoplasti olarak sezaryanda hiç yapmadık. Hiç yapmadık, evet. Ama şunları yaptık. Kesiz sıkarı var mesela eski sezaryan. Ne yaptıysak bir iki sezaryen yapmışız. Yapıştırma yapmışız, cilt altı dikmişiz. Farklı dikiş materyalleri kullanmışız. Ama yine de eski ameliyat kesi yerinde iyileşme problemleri var. İşte bunların bu scar revizyonu dediğimiz, evet, o bölgenin düzeltilmesi adına Hilal Hanım'dan plastik cerrahisinden, evet, aldığımız destekler oldu. Ama tam bir karın germe ve abdominoplasti olarak biz sezaryana eşlik etsin, evet, istemiyoruz. Siz de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi sezaryen aynen dediğim çok travmatik bir olay. Biz abdominoplastide karnın içiyle bizim hiç işimiz yok. Cildi açıyoruz, cildin altında karnın ön duvarı dediğimiz bir kaslardan ve fasyadan oluşan bir yapı var. Onun altına girmiyoruz, derine girmiyoruz. Ne bağırsağı görüyoruz, ne uterusu görüyoruz, hiçbir şey görmüyoruz. Ama sezeryanda rahim açılıyor, karın içi açılıyor, kaslar ayrılıyor, bebek çıkıyor. Anne zaten çok kilo almış, her tarafı ödemli, tansiyonu çıkmış falan, böyle zaten kendi bedenen ve metabolik olarak bir sürü yükün altına girmiş. Son bir bebek doğuyor. Daha 3 kilo. O bebek emecek. Annesinin sütü dışında hiçbir şey bilmiyor. Dünyayı tanımıyor. Yemek içmek bilmiyor. Annesini emecek. Annesi onu alacak kucağına, emzirecek. Hemen emzirmek çok kolay değil. Uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz, sütünüz geliyor, gelmiyor. Meme başı çatlıyor, yara oluyor falan. Çok ağrılı, sancılı bir süreç o birkaç gün sezaryen sonrası. Dolayısıyla biz hakkıyla karın germe yaparsak eğer, yani o karın ön duvarı zarlarını daraltmak, o kas fasyayı daraltmak falan gibi gerçekten hakkını vererek bir karın germe ameliyatı yaparsak, o annenin bebeğiyle o kadar ilgilenmesi mümkün değil. Bizim hastanımız bize hep soruyor, hocam aynı seansta yapabilir miyiz? Hani hazır uyumuşken, hazır olmuşken bu da olabilir mi falan. Ben hiç yapmadım. Mürvet hocam da bazen arada bu konuyu aramızda hep konuşuyoruz. Hiç yapmadım. Doğru bulmuyorum çünkü. Ben kendime de böyle bir işlem yapılsın istemem. Çünkü bebek her şeyimiz bizim. Bir bebek dünyaya gelmiş. Onunla ilgilenelim. Onun bütün ihtiyaçlarını karşılayalım. Ayrıca anne de büyük bir metabolik yükün altında. O da bir kendine gelsin. Fazlalık kilolarını versin. Aradan aylar geçsin. Bebek emzirmeyi bitirsin. Anne son haline gelsin. Ondan sonra bakalım. Belki hiç ihtiyaç olmayacak. Belki çok sıkı toparlanacak. Ameliyatsız yöntemlerle toparlayacak. Spor yapacak, diyet yapacak. Hiçbir şeye gerek kalmayacak belki. Onun için bir en az 6 ay, 1 sene geçmesini öneriyorum. Hatta 6 aylıkken bile ameliyat yapmak istemiyorum. Çocukları büyüsün, bir kucaktan ayrılsın. Bir şey olsun, toparlansın, aile bir düzene girsin. Ondan sonra karın germe ameliyatı veriyorum. Çünkü karın germe ağırlı bir ameliyat. Ameliyat sonrası ağırlığı geçiyor. Sezaryandan sonra 6 ay mı en az süre? Ne kadar? Bunun bir süresi yok. Mesela 6 ay geçti. Hasta geldi, dedi ki hocam ben hala bir 20 kilom var. Verdim işte şu kadar kilo, 10 kilo daha vereceğim, şu kadar daha vereceğim. O süreç devam ediyor. O zaman bekleyebiliriz. Yani öncelikle hastanın ameliyatsız yöntemlerle toparlanması istiyoruz. Çünkü ameliyatlar ciddi işler. Ameliyat ciddi bir şey. Yani hemen her hastaya gel, ameliyat edelim, karnını alalım, yağını alalım falan istemiyoruz. Önce bir kendi imkanlarıyla vermeye çalışsın. Spor yapsın, diyet yapsın, kendi imkanlarıyla vermeye çalışsın. En güzeli o çünkü. Ondan sonra ama baktı, uğraştı, veremedi. Karın hakikaten çok sarkık, çok gevşek. Yaparız ameliyatımızı, her zaman yaparız. Hiç acelemiz yok yani, her zaman olabilir. Ama bunu sezeryanla aynı seansa getirmek, bebek açısından ben vicdanen mutsuz olurum yani. Bebeği sıkıntıya sokuyorsunuz, annenin konforunu bozuyorsunuz. O yüzden istemiyorum ama
Sezeryan dışında mesela histerektomi çok yaptık biz. Evet. Müret hocamla beraber. Evet, rahim ameliyatı, yumurtalık kanadı rahim ameliyatı arkasında. Karın germe ameliyatı. Evet. Ya da mesela tüp ligasyonu dediğimiz tüplerini bağlatıp arkasından aynı seansta karın germe ameliyatı. Bunlar olabilecek şeyler. Çünkü bunlar da zaten hasta kendi normal halinde. Ekstra bir yükü yok. Yaşı tabii rahmini aldırdığına göre, tüplerini bağlattığına göre resmen nispeten yaşı daha olgun yaşlarda. 50'li yaşlara, 40'lı yaşlara gelmiş ya da doğurganlığını bitirmiş artık. Dolayısıyla ameliyat için daha stabil, daha hazır ameliyata. O yüzden onlarda kombin ameliyatlar yapabiliriz. Masezeryan ameliyatı hassas, daha özel olduğu için hani sağlığı kesin orada hem kadın doğumcu olarak hem tercih olarak. Ben birinci tercihim bebeği düşünmek. O yüzden aynı seansta ben tercih etmiyorum. Ama diğer işlemler olabilir. İşte ben memesini yaparken vajinoplastisi, labioplastisi yapılabilir. Ben işte yukarıda başka bir işlemini yaparken aynı anda genital estetik cerrahi yapılabilir ya da aynı bölgede histerektomi, işte rahim ameliyatı, yumurtalık ameliyatı arkasına kapatıp karın germe ameliyatına dönebiliriz. Onlar mümkündür. Onlar yaptığımız bunların dışında abdominoplasti hangi şartlarda yapılır? Yaş sınırı var mıdır? Abdominoplasti bütün ameliyatlarda olduğu gibi bir kere abdominoplasti yapmak için de gereklilik olması lazım. Gereklilik ne demek? Karın ön duvarı sarkık, gevşek, karın kasları çok gevşemiş. Karın cildi gevşemiş, sarkmış, hasta olması lazım. Bu hasta hangi hastadır? Doğum yapmış, kilo almış vermiş. Genellikle 40-50 yaşlarda, 60'lı yaşlarda. Yani 20 yaşında genç kızın karın germe ameliyatı ihtiyacı olmaz. Daha çok dediğim gibi doğum yapmış hasta olması lazım. Karın ön duvarının gevşemesi için. Şimdi gebeliğin başında karın gevşemeye başlıyor. 9 aya geldiğinde koskocaman bir karın oluyor. Çünkü karın ön duvarındaki kaslar ve fasya dediğimiz yapılar gevşiyor, genişliyor. Sonra bebek doğuyor, bunlar toparlanıyor. Eğer ciddi spor yaparsa daha da iyi toparlanıyor ama bir kısmı kalıyor. Onun yüzden karın bombe oluyor. Gevşek olduğu için o bağırsakların ittirmesiyle karın daha bombe görünüyor. Artı cilt de çok fazla kilo alıp verdiği için cilt de bir miktar toparlanıyor ama bir miktar da gevşek kalıyor. Onlara o tip hastalara karın germe yaparız. Doğum sayısı da önemli. Tabii doğum sayısı önemli. Şöyle önemli. Bir doğum yapan hasta nispeten bedeni daha iyi korunmuş oluyor. Çok gevşememiş oluyor ama 5 tane doğum yaptı, 3 tane doğum yaptı. Bunlar tabii ki her seferinde aynı travmaya maruz kalıyor. Gevşiyor, tekrar toparlanıyor. Gevşiyor, toparlanıyor. Dolayısıyla mutlaka toparlanamadığı bir şey kalıyor artık. Yani o gevşeklik tamamen yok olmuyor. Dolayısıyla orada biz karın germe ameliyatı yapıyoruz. Karın germede ne yapıyoruz? Hastanın gerekliliği var, tamam dedik. Bu hasta karın germe ameliyatını hak ediyor. Peki hasta sağlıklı mı? Yani kan değerleri nasıl, akciğeri nasıl, kalbi, işte böbrekleri. Bütün bunların tahlilini yapıyoruz. Sonra anestezi uzmanımıza gönderiyoruz hastamızı. Hem hastayı muayene ettiriyoruz hem tetkilerini gösteriyoruz. Anestezi uzmanı dedi ki tamam bu hastamız her şeyi normal, ameliyat olabilir, sağlıklıdır. O zaman alıyoruz işte randevusunu verdik, masaya yatırdık, ameliyatını yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Bir kere genel anestezi altında olacak. Hasta uyuyacak mutlaka. Belden uyuşturmayla, spinal dediğimiz belden uyuşturmayla karın germe yapılabilir. Ama daha zordur. Ben hep genel anesteziyle yapıyorum. Kesimiz şu iki kemik çıkıntı vardır. O ikisinin arasında bikini bölgesinde, bikininin içinde kalacak, bikini ya da mayonun içinde kalacak şekilde alttan sezeryan kesisinin devamı gibi düşünün. Aynen sezeryan kesisinin bir 10 santim sağına soluna ilerlediğimizi düşünün. Böyle bir kesiyle giriyoruz. Burada sadece yağları ve deriyi almıyoruz. Mutlaka karın içerisine de dokunuyoruz. Karın ön duvarına, içine değil, karın ön duvarına dokunuyoruz. Kasları birbirine yaklaştırıyoruz. Fasya dediğimiz yapıyı daha sıkı bir şekilde tekrar tamir ediyoruz. Birbirine yakın yaklaştıracak şekilde bir iki kat halinde tekrar orayı dikip sıkılaştırıyoruz. Ondan sonra hastayı yer oturup pozisyona getirip o fazla olan, gevşemiş olan, sarkmış olan deriyi çıkarıp ona atıyoruz. Kalan yeri de tekrar dikiyoruz. Liposakşına ihtiyacı varsa yanlara, işte evet lomber bölgeleri, yan bel bölgesine ya da göbek üzeri bölgesine falan liposakşın gerekiyorsa liposakşını yapıyoruz. Korsesini takıp hastamızı çıkarıyoruz. Ortalama 2 saatlik bir süreç. Peki hastanede kalış süresi? Bir gece hastanede kesin kalır. Ya da benim hastalarım kalıyor bilmiyorum muhtemelen. Yani karın germe diğer ameliyatlara göre biraz daha ağırlı bir ameliyattır. Mesela burun ameliyatı çok ağır olmaz.
karın germede ağrı çok olur. O yüzden de bir gece hastanede kesin kalıyor. Mutlaka damardan antibiyotiğini, ağrı kesicisini veriyoruz. Konforunu sağlıyoruz. Ertesi gün ayağa kaldırıyoruz. Direnini çekiyoruz. Hastamız iyiyse gönderiyoruz. Ya benim hala ağrım var. Çok kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz daha kalabilirim derse tabii ki diyoruz. Bir gece daha tutabiliyoruz ama bir gece kesinlikle hastanede kalıyor. Sosyal hayatına dönüş süresi. Şimdi kas tamiri yapıldığı için kas tamirinde ağrı çok oluyor. Onun için böyle ıkınırken, öksürürken, sağa sola dönerken, ayağa kalkıp otururken falan ağrı duyuyor. Çünkü kas orada hareket ediyor. Kasın hareketine bağlı o dikişlerin olduğu yerde ağrı hissediyor. O yüzden de sos hayatına dönmesi, ben en az 10-15 gün sos hayatınıza dönemezsiniz. Yani dönemeyeceğinizi düşünün. Daha doğrusu öyle diyoruz. Dönemeyeceğinizi düşünün. Dönen olur mu? Olabilir tabii. Bazen çok şaşırtıcı derecede hasta çok iyi oluyor. Her şeyi yapıyor. Kontrol edirken dimdik geliyor. Böyle çok rahat, konforlu. Ağrı eşiği. Buradaki tabii, demek geliyor tabii. Aslında. Hasta ağrı eşiği. Çok önemli. Tabii. Şimdi sizi yanıltabiliyor hakikaten. Bazen bakıyorsunuz bu ameliyat çok ağır diyorsunuz. Çok rahat geçiriyor. Ağrısızdır diyorsunuz, ağırlı olabiliyor. Hastanın ağrı eşiğiyle de çok alakalı. Ama genelde karın germe ameliyatı burun ameliyatına göre, memeye göre daha ağırlıdır. Bunu hastaya mutlaka söylemek lazım. Mesela histerektomi de öyle. Çok ağırlıdır. Hele histerektomi ile karnı kombin ediyorsanız mutlaka kuvvetli ağrı kesicilerini vermek lazım. Ağrı kesici verdiğiniz sürece sorun yok. Hasta son derece konforlu oluyor. Peki abdominoplasti yaptığınız hasta tekrar hamile kalabilir mi? Kalabilir. Hamile kalabilir. Kalan hastalarımız oldu, gördük, yaşadık hep beraber. Normal karnı büyüyoruz. Ondan sonra bebeği oluyor. Burada olan nedir problem? Ameliyatımız ziyan olmuş oluyor. Yani sonuçta bir sıkıntı çekiyor. Ya bunları aslında doğurganlığını tamamladıktan sonra karar verip yaptırması gerekli. Aynen zaten bu. Abdominoplasti için tabii, böyle. Tabii. Gerçi bir genital estetik için bu olmayabilir. Mesela bir 10 yıl sonra düşünecek. Bir başka bebeğin ya da iki tabii. kez normal doğurmuş. Üçüncü bebeği düşünüyor ama süre belli değil. Tabii. Bu süre içinde mevcut olan problemlerle yaşamak yerine hani zaten lokal anesteziyle yapılıyor. Hani genel anestezi almıyor. İyileşme süreci kısa, ağrısız nispeten. Biz genital estetik için doğurganlığını tamamlamamış olsa da gerekliyse yapalım diyoruz. Tabii. Ama siz abdominoplasti için bu terimi kullanmıyorsunuz. Kesinlikle. Muhtemelen kesinlikle. Doğurganlığın tamamlamış olmasını. Tamamlamış, tabii. Son zamanlarda yine Hilal Hanım'ın vakasıydı. Abdominoplasti olmuş bir hasta geldi. Dördüncü ya da üçüncü kez, üçüncü gebeliydi. Gebe kalmaya karar vermiş. Daha da 4 yıl olmuştu ameliyat olalı. Ben aynı şu kelimeyi kullandım. Ya yazık. Ameliyat şimdi boşa mı gidecek dedim. O da dedi ki Hilal Hanım'ın eline sağlık. Canı sağ olsun. Canı bir sağ olsun dedi. Bir daha yapar dedi. Ama gerçekten ameliyat sonrası hani tabii ki ben o eski halini bilmiyorum dönmedi. Yani, iyiydi nispeten çok iyiydi. Yeni bir operasyon gerektirecek gibi olmadı. Biraz spor ve diyetle hemen hemen ameliyat sonrası haline de geldi. Ama tabii. yine de biz söylüyoruz hastalara. Doğurganlık karar verin. Tamamlayın. Ondan sonra abdominoplastiği düşünün. Kesinlikle. Zaten bu hastalar hani ben ameliyatı olayım. 2 sene sonra doğum yapacağım diye gelmiyorlar. Benim işim bitti hocam diyorlar. Ben 2 çocuğum var, 3 çocuğum var, 1 çocuğum var. Ben daha çocuk yapmak istemiyorum. Planım bu. Hani daha bebek düşünmüyorum diyor. Biz onun üzerine ameliyat ediyoruz ama kazara oluyor, gebe kalıyor, kıyamıyor herhangi bir şeyin tahliye edilmesine ya da bir şekilde yani istiyor ama bunlar çok daha az tabii ki. Genellikle doğurganlığını bitirmiş, tamamlamış. Biz de öyle diyoruz. Bebek mesela soruyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir bebek daha yapma ihtimalin var mı? İstiyor musun? Bu süreci kapattın mı? Yoksa istiyor musun? Eğer istiyorum diyorsa diyoruz ki seni ameliyat etmeyelim. Sen git bebeğini yap, aradan zaman geçsin. Bebek doğurma işin bitsin. Daha bebek yapma sürecin olmayacak. Biz ona göre ameliyat edelim. Eğer böyle diyorsa bize yani önümüzdeki 3 yılda 5 yılda ben bir bebek yapmak istiyorum diyorsa o zaman biz abdominoplasti yapmıyoruz. Vajinoplasti gibi değil. Daha ağır bir ameliyat. Hastanın konforunu daha çok bozan bir ameliyat. Ve bir de kıyamıyorsunuz tabii. O kadar uğraşmışsınız, dümdüz bir karın elde etmişsiniz.
İki sene sonra hamile kalacaksa iki sene daha sabretsin. Hem manevi külfet hem maddi külfet. Genellikle dediğim gibi bu hastalar genelde kazara hamile kalıyorlar ya da ya işte bir tane daha olsun gibi son anda bir istekleri oluyor. Tekrar yapılabilir mi? Yapılabilir tabii, tekrar yapılabilir. Sonuçta aynı şekilde gevşemiş ama dediği gibi Mürvet Hanım'ın ikinci kez hamile kalıp da tekrar abdominoplasti yaptım hemen hemen hiç olmadı. Muhtemelen daha dikkatli oluyorlar. Daha yavaş kilo alıyorlar. Tabii daha az kilo alıyorlar. Daha bilinçli oluyorlar kıymetini çünkü. Kıymetini biliyorlar. Daha çabuk spora başlıyorlar. O kadar sıkıntı çektim. O kadar sıkıntı çektim. Ameliyat oldum. Aman bir daha ameliyat ihtiyacı olmasın. Bence daha dikkat ediyorlar. Bir de burada önemli bir nokta. Yapılan abdominoplasti gebelikte kadına eksi bir etkisi var mı gebeliğine? Yok. Kesinlikle. Yok, çünkü evet. Gebelik öyle bir şey ki günden güne ya o kadar yavaş yavaş büyüyor ki o karın. Yani bu gebeye artı bir yük, artı bir rahatsızlık getirmiyor. Evet. O vücut esniyor, o karın yine büyüyeceği kadar. Yani evet, büyüyebiliyor. Gebeliğe engel değil yani. Gebelik üzerine olumsuz etki yapmıyor abdominoplasti. Bizim hastalarımız hemen panik halde ararlar. Mesela meme küçültme yapmışız ya da karın germe yapmışız. Yıllar sonra kazara hamile kalmış. İlk arayacaklar kişi ben olurum. Testlerini yaparlar. Ondan sonra kadın doğum günü gitmeden hemen beni ararlar. Hocam ben hamileyim. Bebeğim büyüyebilir mi? Yani hamilelik sürecim devam edebilir mi? Yoksa aman işte sana bir şey olur, tahliye ettirmen lazım falan gibi böyle bir şey olur mu diye hemen panik olurlar. Meme küçültme ameliyatında da, karın germe ameliyatında da, memenin her türlü ameliyatında hamilelik süreci normal süreç tamamlanabilir. Çünkü çok yavaş geliştiği için o karın ona adapte olur. Yavaş yavaş esner, aynen Mürvet Hanım dediği gibi. Dolayısıyla gebelik miadına ulaşır. Hiçbir problem olmaz. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kadın sağlığı ve estetiği üzerine son cümlelerinizi almak istiyorum. Mürvet Hocam sizinle başlayın son cümlelerinizi. Gerçekten gerekli durumlarda yapılan genital estetik operasyonlarının ben kadınlarda hem ruhsal olarak hem yaşamsal olarak kaliteyi artırdığını düşünüyorum. Bu konuda çekinmesinler. Bu onlar için bazen gerçekten hani saklamaları gerektiği bir durum veya bir ayıp gibi, bir utanç gibi görüyorlar. Ama karşısındaki hekim karşılayacak hekim görmeyecektir. Böyle bir felceden bakarak gerekli problemleri en azından bizimle paylaşmalarını öneririm. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi bütün estetik şeylerde, estetik girişimlerde böyle bir grup insan var ki ya da hastalarımız ne gerek var? Mesela işte anneler, babalar ne gerek var? Ne gerek var? Burnun güzel, ne gerek var? Memen güzel, ne gerek var? Oran güzel, buran güzel. Bizim işlerde gerek var mı yok mu hasta belirler. Eğer hasta diyorsa ki ben burnumdan rahatsızım, ben labiumdan rahatsızım, ben vajinal bölgedeki problemlerimden rahatsızım, o zaman rahatsızdır. Ne gerek var dememek lazım. Hastanın o sıkıntısına, hissettiği sıkıntıya saygı duymak lazım. Biz bunlar için varız zaten. Biz bu problemleri çözmek için varız. Gelsin doktoruyla konuşsun. Gerek yoksa biz ona gerek yok deriz. Tamam, biz bir karar verelim. O gerek olduğunu düşünüyorsa hastamız gelsin doktoruyla görüşsün. Biz de muayene deriz. Gerek yoksa gerek yok, evinize gidin deriz. Gerek varsa da çözüm için her türlü gerekeni yaparız. Sihirli Dokunuşlar programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Mürvet Hocam. Size çok teşekkür ediyorum Hilal Hanım. Tekrar Sihirli Dokunuşlar programımıza görüşmek üzere. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Değerli TV'deki izleyenlerimiz, Sihirli Dokunuşlar programımızda bu hafta kadın sağlığı ve estetiğini konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.